Arkadaşlar selamünaleyküm. Türkiye insansız hava araçları konusunda dünya savaş tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Ama elbette bu yeterli değil. Çünkü artık silah sistemlerinin hepsi insansız çalışabilecek hale getiriliyor. Yani havada olduğu gibi karada da denizde de insansız sistemlere sahip olmak artık önemli. Yeni dünyanın savaş konseptinin merkezinde insansız ve otonom sistemler olacak. Biz de canla başla bu yeni konsepte hazırlanıyoruz. Türkiye havada olduğu gibi hem karada hem de denizde ciddi insansız çalışmalara sahip ve bu konuda dünyayı yakalamış durumdayız. Bugün bunu gösteren gelişmelerden birini konuşuyoruz. Yonca Onuk Tersanesi ve Havelsan işbirliğinde geliştirilen Sancar Sida'nın denize indirilme töreni yapıldı. Biz de bu gelişmeyle birlikte birlikte bugün bazı soruları cevaplıyoruz. İnsansız deniz araçları neden önemli? Türkiye insansız deniz araçlarında ne durumda? Bu alandaki platformlarımız hangileri ve özellikleri neler? Bugün cevaplayacağımız çok soru var. Öncelikle silahlı insansız deniz araçlarının neden önemli olduğu sorusunu cevaplayarak başlayalım. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke. Karadeniz'de sorunumuz yok. Orası nispeten huzurlu bir bölge. Ülkelerin yetki alanları belli ve bu alanlarda herhangi bir gerginlik yaşanmıyor. Uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa uygulanıyor orada. Ama Doğu Akdeniz ve özellikle Adalar Denizi ciddi gerginliklerin yaşandığı alanlar. Bu aralar Doğu Akdeniz biraz durulmuş olsa da Adalar Denizi'ndeki gerginlikler olduğu gibi devam ediyor. Hatta Yunanistan'ın şımarık tavırlarından dolayı son günlerde gerginlik hat safhaya çıkmış durumda. Bu yüzden de bizim denizde güçlü olmamız gerekiyor. Elbette SİDA'lar tek başına deniz kuvvetleri için önemli bir güç çarpanı değil. Mesela savaş anında bir fırkateynle baş etmeleri elbette mümkün değil. Ama birçok açıdan deniz kuvvetlerinin elini inanılmaz güçlendirebilirler. İnsansız hava araçlarıyla adalar denizinde dengeleri nasıl değiştirdiğimizi biliyorsunuz. İnsansız deniz araçlarıyla deniz hakimiyetimiz çok daha artacak. Çünkü bunlar devriye atar. Çok düşük maliyetlerle hareket ediyorlar ve insanlı sistemleri göndermenin tehlikeli olduğu durumlarda ön plana çıkıyorlar. Tabii küçük oldukları için de tespit edilmeleri gemilere göre çok daha zor. Yunanistanla aramızdaki teknoloji farkını düşünürsek de insansız deniz araçlarının bölgedeki dengeleri tamamen değiştireceğini söylemek zor değil. Mesela daha düne kadar biz insansız hava aracı kaldırdığımızda Yunanistan buna karşılık savaş uçağı kaldırmak zorunda kalıyordu. Bu da onlar için ciddi bir maliyetti. Şimdi ise biz silahlı insansız deniz aracıyla bölgede hakimiyet kurarken Yunanistan dengeyi deniz kuvvetlerine ait savaş gemileriyle sağlamaya çalışacak. Bu da onlar için yine ciddi bir maliyet demek. İnsansız hava araçlarında oluşan uçurumu başka ülkelerden insansız hava aracı alarak kapattılar. Aslında tam olarak kapatamadılar. Sonuçta Türkiye bunun üreticisi. Adalar denizinde biz aynı anda onlarca insansız hava aracı kaldırabilirken Yunanistan'ın bu konudaki maksimum potansiyeli 5-6 insansız hava aracıyla sınırlı. Silahlı insansız deniz aracında ise işleri daha da zor. Çünkü Türkiye'nin SIDA filosunu dengeleyebilmek için SIDA alabilecekleri yer yok diyebiliriz. Dünya daha bu teknolojide çok başlarda. Dünya da şu an SIDA'ları deniz üzerinde otonom şekilde hareket ettirip aynı zamanda bu platformlara ateşli silahlar ekleyebilen ülke sayısı bir elin parmaklarından az. Bizim dışımızda bunu yapabilen sadece ABD ve Çin var ama bizim ürettiğimiz sistemler bu iki ülkenin sistemleriyle de ayrışıyor. Çünkü bu ülkelerin ürettikleri sidalar açık denizlere göre tasarlandı. Yani açık denizde sabit bir rotada sonar kontrolü yapıyorlar. Ama bizim ürettiklerimiz hem sığ sularda hem de adalar ve kayalıklarla dolu alanlarda görev yapabiliyor. Yani rotasında bir kayalık ya da adayla karşılaştığı zaman onun etrafından dolaşabiliyor ya da onu sütre gibi kullanıp arkasındaki bir hedefi vurabiliyor. Diğer ülkelerin sidaları için engel olarak görülebilecek şeyleri bizim SIDA'larımız gizlenmek için kullanıyor. Yani avantaja çeviriyorlar. Özellikle bizim ihtiyacımızı düşündüğümüzde bu çok büyük bir avantaj. Ve muadili olabilecek sadece iki ülkede üretilen silahlı insansız deniz araçlarının Yunanistan tarafından alınıp Adalar Denizi'nde kullanılmasının ihtimal dışı olduğunu da gösteren bir karşılaştırma bu. Peki Türkiye bugünlere nasıl geldi? Elbette bütün savunma sanayi konusundaki gelişmelerimizde olduğu gibi devletin son 15-20 yılda verdiği büyük destek ve gösterdiği sağlam duruş bu konudaki başlıca etken. Son yıllarda savunma sanayimize bürokratik engeller çıkarılmıyor. Aynı zamanda gereken bütçe ayrılıyor ve Türkiye'de bu destekle şu ana kadar öne çıkan 3 sistem üretildi. Nereden nereye geldiğimizi aslında şuradan anlayabiliriz. Daha düne kadar böyle bir video yapacak olsam aynı alandaki iki sistemi karşılaştırırken ancak iki yabancı sistemi karşılaştırabilirdim. Mesela hepimizin hakim olduğu bir alandan örnek vereyim. Düne kadar insansız hava aracı karşılaştırdığım bir video yapmak isteseydim İsrail'in Heron İHA'sıyla Amerika'nın Reaper İHA'sını karşılaştırırdım karşılaştırabilirdim mesela. Dün böyle bir video yapmak isteseydim Bayraktar TB2 ile Reaper'ı karşılaştırabilirdim. Bugün böyle bir video yapmak istediğimde ise Bayraktar Akıncı ile Tusaş Aksungur'u karşılaştırabiliyorum. Yani artık Türkiye'de kendi firmalarımız kendi aralarında tatlı bir rekabet yaşayabilecek durumdalar. Bu bahsettiğim durum insansız deniz aracı konusunda da geçerli. Ve bu konuda biz ilk olarak Ulak Sida'yı tanıdık. Kısaca yerli sistemlerimizin özelliklerine de değinelim bu bölümde. Ulak 11 metrelik uzunluğa sahip, saatte 65 kilometre hız hareket edebiliyor. 200 kilometre haberleşme menzili ve 2 ton faydalı yük kapasitesi var. Umtas, Çakır, Lazer Umtas ve Cirit füzelerini kullanabiliyor. ULAK bu alandaki ilk çalışmamız. Bütün silahlı atış testlerini tamamladı ve seri üretime geçildi. Yani artık Mavi Vatan ULAK SİDA'ya emanet diyebiliriz. Ares Tersanesi ile Meteksan ortaklığıyla geliştirilen bu sisteme daha sonra bir rakip de çıktı. O da Dearsan üretimi Salvo. Salvo da aslında benzer özelliklere sahip. 15 metreye yakın uzunluğu, 4 metreye yakın genişliği var. Bu daha hızlı bir sistem. Saatte 90 kilometreye kadar maksimum hıza sahip. Roketsan üretimi Cirit, Lazeruntas ve 12.7 mm makineli tüfek kullanabiliyor. Bu iki silahlı insansız deniz aracı arasında tatlı bir rekabet oluşmuştu. Şimdi ise bunlara üçüncüsü eklendi. Geçtiğimiz günlerde Sancar Sida denizle buluştu. Yonca Onuk Tersanesi ve Havelsan işbirliğiyle ile üretildi bu platform. Savunma Sanayi Başkanımızın katılımıyla geçenlerde denize indirildi. Sancar Sida 13 metreye yakın uzunluğa sahip. 40 saat seyir kapasitesi var. Maksimum hızı 75 kilometre civarı. 12.7 milimetre stabilize silah sistemi var. Bunun yanında UMTAS ve lazer UMTAS füzelerini de kullanabiliyor. Hepsinde ortak olan özelliklerden tekrar tekrar bahsetmemek için bazı özelliklerini sona bıraktım. Bu üç sistemde sahil güvenlik görevlerinde kullanılabiliyor. Arama kurtarma operasyonlarına destek verip sınır kontrolü yapabiliyorlar. Özellikle kaçakçılıkla mücadelede Türkiye'nin elini ciddi şekilde güçlendirecekler. Ama üçünde de en hoşuma giden özelliklerden biri insansız hava araçlarıyla ortak harekat kabiliyetleri sahip olmaları. Yani deniz kuvvetlerimizin bünyesindeki silahlı insansız hava araçlarımızla bu sistemler birbirleriyle entegre şekilde çalışacaklar. Bu da sahada elimizi iyice güçlendirecek. Yani kısaca söylersek son birkaç ayda arka arkaya 3 yerli silahlı insansız deniz aracı tanıtıldı. Yani işler inanılmaz hızlı şekilde ilerliyor. Türkiye'nin dünyada ilk üçte olduğu bu konu önümüzdeki süreçte de bolca göğsümüzü kabartacak gibi görünüyor. Zaten özelliklerini incelediğimiz zaman bizim sistemlerimiz çok ön plana çıkıyor. Bu konuyu takip etmeye devam edelim. Üzerinde çalışılan farklı sistemler de var. Bugün belki tam olarak anlayamıyoruz ama bu sistemlerin değerini bundan 5-10 yıl sonra tam anlamıyla göreceğiz. Bu sistemler Mavi Vatan'ın dört bir yanında aynı anda devriye atmaya başladığında düşmana nasıl bir baskı oluşturacağını hayal edin. Ayrıca bu sistemlerin üzerindeki çalışmalar yani projeler tek elden değildi, de birkaç farklı işbirliği şeklinde yürütüldüğü için seri üretim çok hızlı olacak. Yani kısa bir süre içerisinde Türkiye yüzden fazla silahlı insansız deniz aracına sahip olabilecek. Başta da dediğim gibi bu küçük sistemlerle fırkate vurmayı hedeflemeyeceğiz elbette. Ama o fırkateynlerin nefesini kesecek sistemler yine bunlar olacak. Bu konuda haberler gelmeye devam ettikçe yine konuşuruz inşallah. Allah'a emanet olun.